Arkadaşlar merhabalar, ben Murat. Rusya videoları yayınladım, kanalıma hoş geldiniz. Genelde müzeleri falan geziyorum ya, askeri müzeler de var aslında burada. Mesela Rus denizaltılarını hiç merak ediyor musunuz? Ben hep merak etmişimdir. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Şurada bir tane Rus denizaltı görüyorsunuz. Hatta Sovyet denizaltısı. Yılın belirli günlerinde açık, belirli günlerinde kapalı. İnternet sitesine baktığıma göre bugün ziyarete açıkmış. Bir gidelim bakalım, eğer ziyaret açıksa size Sovyet denizaltısını göstereceğim. Neredeyim ben? Rusya'nın Petersburg şehrindeyim. Petersburg şehrinde Neva Nehri üzerinde, şu yanımda akan nehir Neva Nehri. Neva Nehri üzerinde demirli olan bu denizaltıyı gezmeye başlıyoruz. Denizaltıları hep gördüğümde bizim Çanakkale'de batan Dumlupınar denizaltısı nedense aklıma geliyor. Evet, müze açıkmış. Umarım kamerada bir sorun çıkartmazlar. Muhteşem manzarada ama acayip rüzgar esiyor. Neyse, şeye bineceğiz. Denizaltıya bineceğiz. Oraya kadar dayanırsak içeri düşmeyiz. C-189 denizaltı hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Dizel elektrik denizaltılar sınıfında Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra inşa ettiği ilk en büyük denizaltı serisi bu seriymiş. Bu serinin ilk denizaltısı Ekim 1950'de denize indirilmiş. Toplamda 215 tane yapılmış. Bunların 21 tanesi dış ülkelere, başta Çin olmak üzere satılmış. Ayrıca Sovyetlerin yabancı bir ülkeye sattığı ilk denizaltı modeli de buymuş. Proje 613 diye adlandırılan bu denizaltı serisi Sovyet donanmasının tüm filolarında görev yapmış. Denizaltının ana görevleri düşman savaş gemilerini ve nakliye gemilerini imha etmek, mayın döşemek ve keşif yapmakmış. Proje 613 denizaltıları tüm denizlerde ve okyanuslarda 80'lerin sonuna kadar görev yapmış. İçinde gezdiğimiz bu S-189 numaralı denizaltı ise 17 Mart 1955'te denize indirilmiş ve 19 Nisan 1990'a kadar 35 yıl boyunca Atlantik ve Baltık denizinde savaş misyonları gerçekleştirmiş. Ladoga Gölü'nde de yeni silah türlerinin testleri ve askeri personelin yetiştirilmesinde görev almış. Denizaltının almış olduğu birçok ödül var. Ayrıca katıldığı bir yarışmada da mükemmel atış yaparak dizel torpido denizaltıları arasında ikinci olmuş. 1990'da filodan çıkarılıp emekliye ayrılan denizaltı uzun süre atıl durumda kalmış. Ekipmanları sökülmüş, bazı alanları, bazı bölümleri su almış. 2000'lerin başında donanmanın kıdemli denizaltıları için müze yapılması önerisinde bulunmuş. Deniz kuvvetlerinden bir grup amiral ilk başta bu teklifi yeterli ödenek olmadığı gerekçesiyle kabul etmemiş. Sonrasında emekli amirallerin kurduğu bir vakıf aracılığıyla 2005 yılında bu S-189 tersaneye çekiliyor ve restore edilmeye başlanıyor. Tam 5 yıl boyunca birçok teknik zorluğa ve maddi yetersizliğe rağmen yenileme çalışmaları gönüllü emekli donanma personelinin çabalarıyla devam etmiş. 20 Mart 2010 tarihinde müze olarak ziyarete açılmış. Müze denizaltıyı 20 Mart 2010'dan bugüne kadar toplamda 120 bin kişi ziyaret etmiş. Bunların 7 bin kadarı ücretsiz ziyaret hakkı bulunan yetimhane öğrencileri, emekli askeri personel ve bazı eğitim kurumlarının öğrencileriymiş. Size denizaltının özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. 1053 ton deniz üstü ağırlığı, 1347 ton ise su altı ağırlığı. Denizaltının uzunluğu 76 metre, genişliği ise 7 metre. 2000 beygir gücünde 2 dizel motor var bu denizaltıda. Ayrıca 1350 beygir gücünde de 2 tane elektrikli motor var. Bunların haricinde de su altında sessiz bir şekilde ilerlemesini sağlayan 50 beygirlik 2 ayrı daha elektrikli motor varmış. Yüzeyde 18 deniz mili hızla seyahat eden denizaltının su altında ise 13 deniz mili hıza sahipmiş. Bu denizaltı 200 metre derinliğe kadar inebiliyormuş. 200 saat su altında kalabiliyor. Hiç karaya uğramadan 30 gün denizde kalabiliyormuş. Toplamda bu denizaltıda 12 torpido bulunuyor. 533 milimetrelik. Veyahut torpidoları almazsanız 22 adet de mayın depolanıyormuş. Dizel ve yağ kokuyor her yer. Her yerde bir sürü dereceler, göstergeler, borular. Filmlerde de aslında az çok görüyorduk da şey çok dar yalnız alan. Bir kişi ancak geçiyor mesela, iki kişi geçemiyoruz. Ama her yerden böyle borular geçiyor. Lambalar. Tabii ki her yerde kirli atanması. Sovyet denizaltısı olmayı. Şimdi rehberimiz bize anlatıyor. Denizaltıda görevdeyken 54 tane asker varmış göreve çıkarken. Yalnız çok fazla kontrol şeysi var. Düğmeler, vanalar. Peki bunları nasıl hepsini kontrol ediyorlar diyor. Çok ilginç gerçekten. Yani gözünüzün alabildiği her yer. Göstergeler, anahtarlar, vanalar, kablolar. Boşluk, hiçbir yer yok şuralarda.
Her yerde bir ana şey var böyle. Açma kapama, ayar yeri var. 54 kişi buna nasıl sığıyordu ya? Bilmiyorum, biz sadece şimdi ön tarafını gezebildik. Ya da kış tarafı, hangi tarafındayız onu da bilmiyorum. Yön duygumu kaybettim şeyin içerisinde. Turla gezdiriyorlar. Tek başınıza gezemiyorsunuz. O yüzden biraz yavaş ilerliyoruz. Çok zevkli. İlginç bir deneyim oluyor benim için. Hep merak ediyordum böyle denizaltıların içerisinde. Şimdi bazı yerlerde şeyler var, tablolar var. Buradaki zamanında görevli askerlerin resimleri var. Burada da ayarlarla ilgili bir şeyler var. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bazı yerlerden böyle geçiyoruz. Hoppa! Bunlar da denizaltının dizel motorları anladığım kadarıyla. Ama küflenmişler. Bunlar çalışmıyordur herhalde. Motorun olduğu bölümdeyiz. Sayabildiğim 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bu tarafta var. 6 bu tarafta var. Tabii bu arabadaki gibi silindir hesabı mıdır bilmiyorum. Ama şöyle devasa dizel motorlar var. Bahsettiğim gibi her yerde göstergeler. Geçtiğimiz her yer hep böyle ayarlanacak, açılıp kapatılacak yerlerle dolu. Merak ettiğiniz periskop. Rulü krutite. Он туда на топчаны. Он с той стороны заходите. Evet, periskop duymuş bakalım. Gружайтесь, всплывайте. Aa, katedral görünüyor buradan. Bakayım görebilecek miyim? Крутите. Он туда на топчаны. Он с той стороны заходите. Çok güzel. Çocuklara da eğlence çıktı. Bu kattaki bu şeyler odalar, geminin komutanlarının odasıymış. Diğer askerler bir alt kattaymış, oraya bizi sokmuyorlar. Sadece bu katı gösteriyor. Burası telsiz muharebat odası. İletişimin olduğu yer. Yine geçiyoruz. Смотрите, пока свободен перископ, смотрите в перископ. Ой, что-то видно. Что-то видно. Все видно. Санарым, gezecek yer kalmadı. Alt kata indirmiyorlar çünkü. Askerlerin olduğu yer. 55 personel varmış burada. Yatma yerleri, kameralar. Bizim gezdiğimiz bölümde sadece komutanlarınki var. 5 tane oda vardı. Diğer personelin, alt personelin odaları bir alt kattaymış. Oraya maalesef şeye izin vermiyorlar. Gezmeye. O yüzden sadece üst katını görebildik. Evet, denizaltımız bu. Az önce teleskoptan görünen katedral de buydu. Şu tam arkamda görmüş olduğunuz oraya çevirmişler. O görünüyordu. Üstünün bir bölümünü görebiliyoruz sadece. Şöyle size göstermeye çalışayım. Bak, denizaltı bu. Güzeldi ya. Hatta final burada yapalım. Şöyle yapayım. Arkadaşlar, size Sovyet denizaltısını göstermeye çalıştım. Tabii ki her bölümünü göstermiyorlar. Ama bu bile benim için büyük bir şeydi. Hep merak ediyordum. Ben çok memnun kaldım. Umarım siz de videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Lütfen yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.